Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bülbül Öğretmen eğitim kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size çeşitli çarpma soruları, problemleri anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendiniz cevabı bulun. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız kontrol edersiniz. Hemen birinci sorudan başlayalım isterseniz. Bakkal Hasan 2 tane sakız makinesi almıştır. Bakın burada görüyoruz. A makinesi ile Eylül ayında, B makinesi ile Ekim ayında satış yapmış. Evet, A makinesi ve B makinesi. A makinesinde günde 25 sakız satılabilmekte. B makinesinde günde 19 sakız satılabilmektedir. Her sakızın fiyatı 6 liradır. Bakın buraya kadar hep bilgiler verdi bize. İki makine de her gün tam kapasite satış yapmıştır. Buna göre A makinesi B makinesine göre ne kadar fazla para kazanmıştır diyor. Şöyle yapacağız. A makinesi Eylül ayında çalıştı, değil mi? Eylül ayında kaç gün var? Bunu hatırlamamız gerekiyor. Eylül ayı 30 gün. O zaman 30 ile ve 25 sakız satabiliyordu. 25 ile 30'u çarpalım. Evet. Önce normal çarpma yapalım. Sonra bir de kısa çarpma göstereceğim size. Çünkü 0 var burada. 0 olduğunda kısa yoldan çarpma da yapabiliyoruz. 0 çarpı 5 0, 0 kere 2 0, 3 kere 5 15, 3 kere 2 6, bir de elde 7. 0, 5, 750. Kısa yoldan çarpma da şöyle oluyor. Muhakkak öğrenmişsinizdir. Ben de hatırlatayım. 0'ı kullanmıyoruz. Bunu bekletiyoruz. 3 ile yapıyoruz. 3 kere 5 15 diyorum. Elde var 1. 3 kere 2 6, bir de elde 7. 75 oldu. Sonra bu 0'ı getiriyoruz. Bunun yanına koyuyoruz. İşte oldu, kısa yoldan 750 oldu. A makinesi 750 sakız sattı. Her sakız 6 liraydı, değil mi? O zaman 750 ile 6'yı çarpalım. Bakalım kaç paralık gelir oldu. 6 kere 0 0, 6 kere 5 30, 30'un 0'ı elde var 3. 6 kere 7 42, 3 de elde 45. 4500 lira para kazanmışlar. Şimdi B makinesine sıra geldi. B makinesi günde 19 sakız satabiliyordu. 19'u yazalım. B makinesi Ekim ayında satış yaptı. Ekim ayı kaç gündü? Bunu hatırlamalıyız. 31 gün sürüyor. O zaman 19'u 31 ile çarpmam gerekiyor. 1 kere 9 9, 1 kere 1 1, 3 kere 9 27, elde var 2. 3 kere 1 3, 2 de elde 5. Topluyorum. 9 8 589 sakız satmış. Ve bu sakızları da hesaplayalım. 6 liraydı. 589 çarpı 6. 6 kere 9 54. 54'ün 4'ü, elde var 5. Kenara yazalım, unutmayalım. 6 kere 8 48. 5 daha ne oldu? 53. 53'ün 3'ü yine var, elde var 5. 6 kere 5 30. 5 de elde 35. Yani 3534 lira oldu. Şimdi A B'ye göre ne kadar fazla kazandı? Ne yapacağız? Aralarındaki farkı bulacağız tabii ki. 4500'den 3534'ü çıkaracağım. 6, yani sıfırdan çıkmaz, komşulardan aldım. 10, ondan 4 çıktı 6. Burada 9 kaldı. 9'dan 3 çıktı 6. Burada kaldı 4. Şimdi 4'ten 5 yine çıkmıyor. Diğer komşudan aldık 14. 14'ten 5 çıktı 9. Burada kaldı 3. Evet, 966 lira fazla para kazanmış. Şimdi ikinci soruya bakalım. Aynı anda aynı yerden farklı yönlere doğru hareket eden iki araçtan, yani zıt yönlere, şöyle. Burada farklı yönlere derken zıt yönlere yazmalıydım aslında. Yani ters yönlere gidiyorlar. Şöyle. Farklı yönlere doğru hareket eden iki araçtan birinin saatteki hızı 74. Örneğin şu 74 ile gidiyor. Diğerinin hızı 86. 14 saat sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç kilometre olur diyor. Şimdi 74 ile gidiyor ve 14 saat gidecek, değil mi? O zaman 74 ile 14'ü bir çarpalım. Bakalım kaç kilometre gidecek bu araç. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 7 28. Bir de elde 29. 1 kere 4 4. 1 kere 7 7. Topluyorum. 6. 9 4 daha 13. Elde var 1. Ne oldu? 1036 kilometre gitmiş oldu. Diğer aracı hesaplayalım. 86 ile gidiyor ortalama ve 14 saat gidiyor. Çarpalım. 4 kere 6 24, elde var 2. 4 kere 8 32, 2 de elde 34. 1 kere 6 6, 1 kere 8 8, toplayalım 4.
4, 6 daha 10. Elde var 1 verdim. Ne oldu? 1204 kilometre gitmiş oldu. Şimdi birisi bu tarafa gidiyor, birisi diğer tarafa gidiyor. Ve her gittiklerinde, uzaklaştıklarında aralarındaki mesafe durmadan artıyor değil mi? Çoğalıyor yani aralarındaki uzaklık. O zaman bu gittikleri kilometreleri toplamamız gerekiyor. 1036 ile 1204'ü toplayalım. Bakalım aralarındaki mesafe ne olmuş? 10, elde var 1, 4 oldu. 2 ve 2240 kilometre uzaklık olmuş aralarında. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. Şimdi 3. soruya gidelim. Az önceki sorunun değişik bir hali. Burada ise arabalar aynı yönde gidiyorlar. Az öncekiler ters gidiyordu, zıt yöne gidiyordu. Okuyalım. Aynı anda aynı yerden aynı yönlere doğru hareket eden iki araçtan birinin saatteki hızı 93. Örneğin şununki 93 olsun ve bu tarafa doğru gidiyor. Diğerinin hızı 79. O da aynı yöne gidiyor. 17 saat sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç kilometre olur diyor. Şimdi birinci aracı hesaplayalım. 93 ile 17'yi çarpalım. Bakalım ne kadar gidiyor. 7 kere 3 21. Elde var 2. 7 kere 9 63. 2 de elde 65. 1 kere 3 3. 1 kere 9 9. Topluyoruz. 1, 8, 15. Yani 1581 kilometre gitti. Uzaklaştı diğerinden. Diğeri de onun peşinden gidecek şimdi. 79 ve 17 saat gidiyor. 7 kere 9 63. Elde var 6. 7 kere 7 49. 6 daha 55. 1 kere 9 9. 1 kere 7 7. Topluyorum 3. 9 5 daha 14. Elde var 1. 6 oldu. Ne oldu? 1343 kilometre gitti. Şimdi burada bu iki sayıyı toplamayacağız. Az önceki problem gibi değil. Niye? Çünkü bu aynı yöne gitti. Öteki de aynı yöne gittiği için. Mesela bu uzaklaştı. Aralarındaki mesafe artıyordu. Evet. Ama diğeri ona yaklaşınca ne oldu? O mesafeyi azaltmış oldu yani. O zaman bu ikisinin farkını bulacağız. Yani çıkarma uygulayacağız. 1581'den 1343'ü çıkaracağız. Yani bu biraz daha uzağa gitti. Bu ona biraz yaklaştı. Ne kadar boşluk kaldı aralarında? 1'den çıkmaz. 11'den 3 çıktı. 8. Burada kaldı. 7. 7'den 4 çıktı. 3. 5'ten 3 çıktı. 2 ve 0. Demek ki aralarında 238 kilometre uzaklık var. Şimdi 4. soruya bakalım. Evet, kısa yoldan bir çarpma işlemi var. Bu kez şıklı bir soru var. Şıklı 2 tane soru var gerçi ekranda. 4. soru 68 çarpı 50 işlemini kısa yoldan yapmak için aşağıdaki işlemlerden hangisinin kullanılması uygundur? Şimdi burada şunu hatırlarsınız. 50 dışındaki sayı, yani diğer sayıyı 2'ye böleceğiz ve sonra bunu 100 ile çarpacağız. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü 100 sayısının içinde 2 tane 50 var. Neden öyle yapıyoruz öğretmenim derseniz? Çünkü 100 ile çarpmak kolay. Şimdi 68 ile 50'yi çarpmak zor. 100 ile çarpmak için buradaki sayının yarısını indiriyoruz, yani bunu 2'ye bölüyoruz. 68'i 2'ye böldüğümüzde mesela ne olur? 60'ın yarısı 30, 8'in yarısı 4, yani 34 olur. Bunun yarısını indirdiysek bunu da çıkarmamız lazım. Yani yükseltmemiz lazım 2 katı. Bunu 2'ye böldük, bunu da 2 katını alacağız, yani 100 ile çarpacağız. O zaman şıklara bakalım. 68'i ilk önce 2'ye bölmemiz gerekiyor. C şıkkı uygun, burası da uygun. Sonra bulduğumuz sayıyı 100 ile çarpacağız. Burası uygun değil, 10 ile çarpmışlar. 100 ile çarpmamızın sebebi de dediğim gibi 50 sayısının 2 katı olduğu için. Yani 100'ün içinde 2 tane 50 olduğu için. Buradaki cevabımız C şıkkı olacak. Kolay yoldan çarpma böyle olur. 68'i 2'ye böleriz. 34. Sonra bulduğumuz sayıyı 100 ile çarparız. 5. Serkan'ın tahmini yaptığı çarpma işlemi 2800'dür. Serkan hangi iki sayıyı çarpmış olabilir? Şimdi tahmini dediğinde en yakın onluklara yuvarlayıp çarpmış yani. Yuvarlama yaparak çarpmış. Peki 2800 oluyor mu? Bakın 82 onluk olarak yuvarlandı da 80. Tamam. Çarpı. Bunu yuvarlayınca 30. Şimdi kısa yoldan çarpalım. Bakın 8 çarpı 3 24. İki tane de sıfırı koyarız. 2400. Ama olmadı. Bu değil. B'ye bakalım. Bu 80 oluyor. Çarpı. Bu 40 oluyor. 8 çarpı 4 32. İki sıfırı koydum. Yine olmadı bakın. Şuna bakalım. Bu 70 oluyor. Çarpı. Bu da 40 oluyor. 7 ile 4'ü çarpınca 28. İki tane sıfırı koyunca 2800. Evet bakın bu. O zaman cevap C şıkkı. Bunu da kontrol edelim. Bu 80 oluyor. Bu da 30 oluyor.
Yine buradaki gibi bakın. 80 ve 30 olduğuna göre 2400 oluyor yani. Yine olmadı. Cevabı zaten bulduk. C şıkkı. Şimdi 6. soruyu yapalım. 36 çarpı 25 işlemini zihinden kısa yoldan yapılışı hangi seçenekte doğru anlatılmıştır diyor. Bu kez 25 sayısı olduğu için çarpma işleminde bize verilen sayıyı 4'e böleceğiz. Sebebi de şu. Şöyle göstereceğim yine. Yani 100 sayısının içinde 4 tane 25 var. O yüzden. Yani buradaki sayıyı 4'e böleceğim. 36'yı 4'e böldüğüm zaman ne oluyor? 9. Bunun da yani bunu 4'e böldüğüm için bunu da 4 katını almam lazım yani. Birisini düşürürken değerini, diğerini yükseltmem lazım yani. O zaman bu da ne oluyor? 100 oluyor. Yani 9 ile 100'ü çarpınca buradaki işlemin sonucunu bulmuş oluyoruz. Ne yaptık? Tabii cevapta 900 oluyor bu arada. Onu da söyleyelim. 36'yı önce 4'e böldük. Evet, böyle yapmalıyız. Sonra bulduğumuz sayıyı 100 ile çarpmalıyız. Cevap A şıkkı. Diğerleri uygun değil. 7. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük tek sayı ile 2 basamaklı en büyük çift sayının çarpımı kaçtır diyor. Şimdi rakamlar farklı olacak. 3 basamaklı, tamam, en küçük olacak. En küçük olması için 1'i koymam lazım. 0'ı başa koyamam. Sonra 0'ı koyabilirim artık. Şimdi 2 koymuyorum çünkü tek olsun diyor. Sırada 2 vardı ama o olmaz. 2'yi koyarsam çift olur. O zaman 3'ü koyacağım mecburen. En küçük burada bahsedilen sayı 103. Şimdi 2 basamaklı en büyük çift sayı. 2 basamaklı en büyük sayı 99 ama 99 tek olduğu için o zaman 98'i alacağım. Bunların çarpımı diyor. 8 kere 3 24. Elde var 2. 8 kere 0 0 ama 2 elde var, o zaman 2 oldu. 8 kere 1 8. 9 kere 3 27. Elde var 2. 9 kere 0 0 2 elde. 9 kere 1 9. Toplayalım. 4 9 10 elde var 1. Ne oldu? 10.094. Yani cevap D şıkkıymış. Diğer sorumuza bakalım. Çarpma işlemi yapılmış ama bazı harfler var rakamların yerine. Bu işleme göre diyor bu harfleri bulacağız ve çarpacağız. Şimdi burada tahmin ederek bulabiliriz biz bunu. Şöyle bakın, B harfiyle buradaki 3 basamaklı sayı çarpıldığında 1545 olmuş. Ve bu 3 basamaklı sayı bakın 500 ile başlıyor. Yani kaç tane 500 1500'e gelebilir? Şimdi bir tane yazsak az gelir değil mi? İki tanesi olmaz. Üç tane yazmalıyız. Yani buraya 3 koyduğumuzda uygun olabilir. Deneyelim. 3 kere 5 15. 15'in 5'i, tamam. Sonra 3 kere A harfi. Şimdi burada da 4 var. Ama bir tane elde olacak değil mi? O zaman buraya 1 yazmalıyım ben. 3 kere 1 3. Bir de elde var ya hani 3 kere 5 15 demiştik. Elde var 1 4 oldu. Devam ediyorum. 3 kere 5 15. Bakın buraya da uydu. Doğru rakamları bulduk. Şimdi diğerini yapıyoruz. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. 1 kere 5 5. Bakın C harfi 5. Zaten bunu toplamadan da bulabiliyorduk. Toplama işleminden yararlanarak. Hepsini bulduk. A harfi 1 çarpı B harfi 3 çarpı C harfi 5. 1 kere 3 3. 3 kere 5 15 oluyor. Cevap 15. 9. Hangi sayının yarısı 280'in 28 katına eşittir? Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. Bir sayının yarısını bulmak için biz ne yaparız? 2'ye böleriz değil mi? Ve bu böldüğümüz kısım neye eşitmiş? Şu 280 ile 28'in çarpımına, yani 280'in 28 katına eşitmiş. O zaman şunun değerini kenarda bulalım. 280'in 28 katına eşitmiş. 8 kere 0, 0. 8 kere 8, 64. Elde var 6. 8 kere 2, 16. 6 da elde 22. 2 kere 0, 0. 2 kere 8, 16. Elde var 1. 2 kere 2, 4. Bir de elde 5. 0, 4, 8, 7840. Yani buradaki sayı bu şekilde 7840'mış. Peki bakın burada bölme işlemi yapılmış. Biz o zaman şuradaki baştaki bilinmeyeni nasıl buluruz? Şöyle yaparız. Buradaki sayıyla bu 2'yi çarparız. Baştaki sayı yine ortaya çıkmış olacak o zaman. Yani 7840 ile 2'yi çarpacağız. 2 kere 0 0, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16 elde var. 1 2 kere 7 14, bir de elde 15. 15.680. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Sıra geldi son soruya. Bir çiftlikte 17 tane ahır vardır. Her ahırda 34 inek vardır.
İneklerin 3 katı kadar da koyun vardır diyor. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Şimdi 17 tane ahır var ve her ahırda 34 inek var. Şu ineklerin sayısını bir bulalım bakalım. Çarpalım yani. 7 kere 4, 28. Elde var 2. 7 kere 3, 21. 2 de elde 23. 1 kere 4, 4. 1 kere 3, 3. Toplayalım. 8, 7 ve 5. 578 inek varmış. Bu ineklerin 3 katı kadar da koyun var. O zaman 578 ile 3'ü çarpalım. Koyunları da bulalım. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 3 kere 7, 21. 2 de elde 23. Yine elde var 2. 3 kere 5, 15. 2 de elde 17. 1734 tane de koyun var. Şimdi bütün hayvanları beraber toplayalım. Çünkü biz bunları ayak sayılarını soruyor ama ayak sayıları eşit zaten. Yani bunun da 4 ayağı var, bunun da 4 ayağı. Hani birisi tavuk olsaydı o zaman tek tek yapardık ayrı ayrı ama burada gerek yok. 1734 koyun var. 578 inek var. Bakalım kaç hayvan oluyor? 12, 4 oldu. 11, 8 oldu. 13. 2312 tane hayvan var. Ve bunların hepsinin ayakları 4'er tane değil mi? O zaman 4 ile çarpalım. 4 kere 2, 8. Evet, 4 kere 1, 4. 4 kere 3, 12. Elde var 1. 4 kere 2, 8. Bir de elde 9. Yani 9248 tane ayak varmış. Bu şekilde soruyu çözdük. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.